Yahudilerin Kur'an'da anlatılan özellikleri. 1. İnsanlara iyiliği emredip kendileri yapmazlar. Bakara 44. ayet. Etemrûnen-nâse bil-birri ve tensavn anfusakum entum tum tetûne'l-kitâb. Yahudilere hitap eden bir ayet. Siz insanlara iyiliği emredip kitabı okuduğunuz halde kendinizi unutuyor musunuz? 2. Dünya nimetlerine ve şehir hayatına düşkündürler. Bakara 61. ayet. Ve iz ya Musa len nasbir ala ta'amin vahidin fad'u lana rabbeke yukhrij lana mimma tumbitul ardu ila akhir al Uzunca bir ayet. Mısır'dan çıktıkları zaman çölde Allah onlara bıldırcın eti ve kudret helvası veriyor. Onlar da peygamberlerine şöyle diyorlar. Ey Musa ee, Rabbine dua et biz tek çeşit yemeğe tahammül edemeyiz. Rabbine dua et bize e, baklagiller, kabak, mercimek, soğan, sarımsak gibi nimetlerinden de göndersin. Peygamberleri de onlara ihbidu misran fe inne lekum ma saeltum. Öyleyse Mısır'a geri dönün. istediğiniz şeyler orada var. O kölelik hayatınızda olan şeyleri arzuluyorsunuz diye Peygamberleri onlara bu şekilde cevap veriyor. 3. Azgınlıkları sebebiyle zillet ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir. Bakara 61. Ve duribet aleyhimu zilletu vel meskenetu ve ba'u bi min Allah. Zillet ve mahrumiyete mahkum edildiler ve Allah'ın gazabına uğradılar. Zalike b'enhum kanu yakfuruna bi ayati Allahi ve yaqtuluna nebiyina bi ghayri'l hak. Bunun nedeni Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberlerini haksız yere öldürmeleridir. 4. Kalpleri taş gibi katıdır. Bakara 74. Sann makaset ulubukum min ba'di zalike fehiye kal hijarate ev esh-şaqfe. Sonra kalpleriniz taş gibi katılaştı. Hatta taştan da daha katı hale geldi. 5. Allah'ın ayetlerini bile bile tahrif ederler. Bakara 75. ayet. Efe tadma'un en yu'minu lekum ve kad kana fariqun minhum yesma'un kelam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma'akaluhu ve hum ya'lemun. Siz Yahudilerin Size inanacaklarını mı zannediyorsunuz? Onlardan bir kısmı Allah'ın kelamını işitip anladıktan sonra onu bile bile tahrif ettiler. 6. Cehenneme gideceklerine inanmazlar. Bakara 80 ve 81. ayetler. Ve qalulen temassana'n naru illa ayaman maudude dediler ki bize ateş dokunmaz. Sadece sayılı günler hariç. Yani yaptığımız kusurların cezasını çekip hepimiz cennete gideceğiz diye inanıyorlar. 7. Kan dökmeleri ve insanları yurtlarından çıkarmaları yasaklandığı halde bunu yaparlar. Bakara 84 ve 85. ayetler.

diğerlerini öldürüyor ve bir kısmı diğerlerini yurtlarından çıkarıyor. 8. Hoşlarına gitmeyen dini hükümleri kabul etmezler. Bakara 87. Efe kullama caekum rasulun bima la tahwa enfusukum mustakbartum. Size ne zaman peygamberiniz bir hoşunuza gitmeyen bir hüküm getirse, böbürlendiniz. feferîkân kezrebtun ve ferîkân tebtulûn Bir kısmınız yalanladı, bir kısmınız ise peygamberlerini öldürdü. 9. Kendi kutsal kitaplarından sonra gelen kutsal kitaplara inanmazlar. Bakara 91. ayet. Ve izâ qîle lehum âminû bimâ enzelallâhu qâlû nûminû bimâ unzile aleynâ. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denilince onlar sadece biz bize indirilene iman ederiz derler. 10. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Bakara 86. Ulaikellezineşterabul hayate dunya bil ahireh. İşte onlar ahiret hayatı karşılığında dünya hayatını satın aldılar. 11. Uzun yaşama konusunda çok hırslıdırlar. Bakara 96. Veletecidennehum ahrasan nasi ala haya. İnsanların yaşama konusunda en hırslı olanlarının Yahudiler olduğunu görürsün. 12. Karı kocanın arasını bozmak için çabalarlar. Bakara 102. ayet. Feyetallemun minhuma ma bihi ve zevci. İmtihan amacıyla insanlara büyü öğreten iki melekten Harut ve Marut'tan karı kocanın arasını bozacak büyüleri öğreniyorlardı. 13. Bazı nitelikleriyle bütün insanlardan üstündürler. Bakara 132. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrailoğulları size vermiş olduğum nimetleri ve sizi bütün insanlardan üstün kıldığımı hatırlayın. Benzer başka ayetler de var. Maide 20 ve ataakun ma lem yu'ti ahadan minel alemin Allah size diğer insanlardan hiçbirisine vermediği özellikler hususiyetler bahşetti. 14. Faiz alırlar ve insanların mallarını haksız yollarla yerler. Nisa 160 161. ayetler. Fabi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum ve bi saddihim an İsrailoğullarına yapmış oldukları zulümler. insanları Allah'ın yolundan saptırmaları. Ve akhdihim riba qadnuhu anhu. Kendilerine yasak olduğu halde faiz almaları ve eklihim emvalen nasi bil ve insanların mallarını haksız yere yemeleri nedeniyle helal olan bazı yiyecekler de onlara haram kılındı. 15. Öldürme konusunda aşırıya kaçarlar. Maide 32. Min ecli zâlike ketabna alâ benî İsrâîle ennehu men katelenefsen bi gayri nefsinev fil ardı. İlâ âye, Uzunca bir ayet. Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesinden bahsettikten sonra biz İsrailoğullarına kitapta e, kim bir canı öldürürse bütün insanlığı öldürmüştür diye yazdık. Evet. ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ Ayetin son kısmı, işte onlardan bir kısmı bundan sonra yine e, öldürme konusunda aşırıya kaçtı. 16. Yahudiler Hristiyanları, Hristiyanlar da Yahudileri dost edinirler. Maide 51. Ey ayyuhallezineen aamenu la tattahizul yehuda ven-nassara awliya evliyâ, ba'duhum awliya ba'd ey iman edenler yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyin onlar birbirinin dostudurlar 17 kendi içlerinde bile birbirleriyle anlaşamazlar Maide 64 وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Biz onların arasına kıyamet gününe kadar kin ve nefret tohumları serpiştirdik. 18. Savaş çıkarmaya ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya meyillidirler. Maide 64- كُلَّمَا اَوْقَدُوا harbi, لِلْحَرْبِ اَضْفَأَهَا ve وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا Ne zaman savaş için bir ateş yapsalar Allah onu söndürür ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak için çabalarlar. 19. İçlerinden pek çoğu kafirleri dost edinir. Maide 70. Tera kesiran minhum yetevellunellezine Onlardan pek çoğunun kafirleri dost edindiğini görürsün. 20 İnsanlar arasında Müslümanlara karşı en fazla düşmanlık besleyenler Yahudilerdir. Maide 82, لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا İnsanlar arasında Müslümanlara en fazla düşmanlık besleyenlerin Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsün. 21. Kıyamet gününe kadar Yahudilere zulmedecek kişiler mutlaka var olacaktır. Araf 167. Ve iz tedde rabbuke la yebatena aleyhim ila yawmil kıyameti men yasumuhum sual ada Rabb'in sana haber veriyor ki kıyamet gününe kadar Yahudilere onlara en acı azabı tattıracak olan kişileri mutlaka onlara gönderecektir. 22 Farklı gruplar halinde bütün yeryüzüne dağılacaklardır. Araf 168. Ve kattanahum fil ardı umama. Biz onları farklı ümmetler halinde bütün yeryüzüne dağıttık. 23. İçlerinde iyi işler yapan salih kimseler de vardır. Araf 168 ve 159. Minhumu salihun ve minhum dune dalik. Onlardan bir kısmı salih, iyi kimselerdir. Diğer bir kısmı ise değildir. Diğer ayet. Ve min kavmi Musa ummetun yehdun bil hakki ve bihi yadilun. Musa'nın kavminden bir kısmı e, hak ile hak yoluna girerler ve onunla adaletle hükmederler. 24. İnsanların malını haksız yere yiyip onları saptıran din adamları vardır. Tevbe 34. Ya eyyuhellezine amenu inne kesiran min elahbari ve'rruhbanile kuluna emvalen nase an Ey iman edenler. Hahamlardan ve ruhbanlardan pek çoğu insanların malını haksız yere yer ve Allah'ın yolundan onları saptırırlar. 25. Yeryüzünde iki defa büyük bir hakimiyet kuracak ve bozgunculuk yapacaklardır. İsra 4. Ve kadayna ila beni İsrail fil kitabi le fil Biz kitapta İsrailoğulları için siz yeryüzünde iki defa büyük bir hakimiyet kuracak ve bozgunculuk çıkaracaksınız diye yazdık. 26 Mukaddes topraklardaki hakimiyetlerini ve Mescid-i Aksa'nın yönetimini bir daha geri gelmemek üzere kaybedeceklerdir. İsra 7 Feiza caa va'dul ahireti yasu'u Size kitapta yazmış olduğumuz ikinci hakimiyet döneminiz sona erince yeniden yüzleriniz asılacak Veliye dukhulul mescide kemaa dakhaluhu evvela Oraya ilk defa sahip olanlar oraya yeniden girecekler. Veliyü teb bir ru'ma alev ve orayı ellerine geçireceklerdir. 27 Yeryüzündeki ikinci hakimiyet döneminde yeniden mukaddes topraklarda Toplanacaklardır. Yukarıdaki ayet onları yeryüzüne dağıtacağız demişti veya dağıttık demişti. Burada ise aslında yeniden İsrail'in kurulmasına bir işaret var. Bütün Yahudiler dünyadan buraya toplandı. <laughs> bu da aslında ikinci hakimiyet döneminin bu dönem olduğunu gösteriyor. Ve kulna min ba'dihi li beni israile skunul erda. Biz İsrailoğullarına dedik ki mukaddes topraklarda ikamet edin. Ve izâ ce'e vâdül âkırati, size vermiş olduğumuz son e, fırsat, son devletin e, vakti gelince, kuruluş vakti gelince, cidnâ bikum lefîfâ, hepinizi orada bir araya toplayacağız. 28. Müslümanlarla yüz yüze savaşmaktan korkarlar. Haşr 14. ayet. La yuqatilunakum cemian. Sizinle toplu bir şekilde savaşamazlar. İlla fi kuran muhassanetin ev mimarai cudur. Ya duvarların arkasından ya da sağlam kaleler içerisinde ancak sizinle savaşmaya cesaret edebilirler. 29. Aralarında büyük anlaşmazlıklar ve derin fikir ayrılıkları vardır. Haşr 14 Be'suhum beynehum şedid Aralarındaki tartışmalar şiddetlidir. Tehsebuhum cemiyan ve gulubuhum şedda Sen onları böyle bir bütün olarak görürsün ancak kalpleri paramparçadır. 30 Yahudilerden inkar edenler lanetlenmiştir. Bu ayet özellikle sona bıraktım. Özellikle internette lanetli kavim Yahudiler şeklinde bazı bilgiler dolaşıyor. Bu doğru değildir. Lanetli kavim diye bir ifade bir defa işlerinden pek çok salih kimseler ve peygamberler gelmiş olan bir toplumu komple mahkum etmek anlamına gelir. <laughs> Müslümanlar Müslümanların Siyonizme karşı olması onların Yahudilere kin ve nefret duydukları anlamına gelmez. Tarih boyunca birlikte yaşadılar zaten Müslümanlarla Yahudiler. Bu ayette de buna dikkat ederim. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَد۪ينِ اِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَع۪يسَ اَبْنِ مَرْيَمِ Maide 78. ayet. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın bedduasıyla Yahudilerden kafir olanlar lanetlendi. Bakın. Ayet kafir olanlar diyor. Toplu bir e, lanet <laughs> yok. Bakara'da da var. Bakara 88. Waqalu kulubuna gulf dediler ki bizim kalplerimiz perdelidir. Senin dediklerine kapalıdır. Bellanahu bi küfrihim Allah onları inkarları sebebiyle lanet dedi. Yani bu sözü söyleyenler bunu inkar edenler Allah tarafından lanetlenmiştir. Evet ee, Böylelikle size Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle ilgili özellikleri kısaca özetlemiş oldum ee, ekleyeceğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz videoyu paylaşmayı ve e, beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet.